Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda Honda CR-V var ama Honda CR-V'yi tek başıma incelemeyeceğim. Çünkü bu arabayı daha önce zaten Portekiz'in Porto şehrinde detaylıca inceleyip paylaşmıştım sizlerle. Bu sefer Ebru ile birlikte Türkiye'nin İstanbul şehrinin garipçe semtinde inceleyeceğim. Kimileri orada, kimileri burada. Yani yapacak bir şey yok. Ben ilk arabanın uluslararası basın lansmanında kullanmıştım ve detaylıca incelemiştim ama senin yorumlarını katacağın bir inceleme ile videomuz başlıyor. Tasarımla başlayalım. Fahir'cim, Porto'daki videonu izledim. Hakikaten ders niteliğinde. Bana çok şey öğretti. Sonrasında senin bana yolda da anlattığın ve birebir de gösterdiğin şeylerin inşallah hepsini aktarabileceğim. Tasarımla ilgili önden baktığında son dönemde alıştığımız diğer markaların formlarına göre bu araç daha köşeli bayağı hatları. Bence güzel duruyor. Biraz nasıl diyeyim, maskülen duruyor. Ben daha yuvarlak formlara alıştı gözüm. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Vallahi evet, köşeli bir formları evet. Var ve bence bayağı da dinamik gözüküyor. Dinamik doğru kelime. Şimdi böyle seksist yorumlar, maskülen feminen yapmıyorum. Ben kelimeyi bulamadım. Doğru söylüyorsun. Panjur bayağı büyük, güzel. Burada araba hibrit olduğu için etrafı böyle mavi aksentlerle, yani dokunuşlarla şekillendirilmiş bir panjur ve logo burada karşımıza çıkıyor. Yana gel bakalım Ebru şöyle. Şimdi, her seferinde söylüyorum artık zaten bütün araçlar tasarımda hakikaten bu işi ileriye götürdüler. Yani beğenmemek pek mümkün olmuyor araçları dışarıdan baktığımızda bence. Boyutunu söyleyelim mi? Boyut olarak, yani benim videodan hatırlıyorsundur. 10 santim büyüdü araç. Bu bayağı büyük bir değer. Tamam. Yani bir arabanın bir önceki nesline göre 10 santim büyümesi. Evet. Boyut olarak zaten içeride anlatılacak çok şey var. Hakikaten bu arabayı ben ilk bindiğimde Mehmet kullanıyordu. Araba yeni gelmişti. Ben arka koltuğa oturdum. Ve Mehmet, bu araba ne dedim. Ondan sonra ne kadar geniş dedim. Alalım biz bunu. O da güldü, hakikaten çok geniş değil mi diye. Çünkü tabii içeride göstereceğiz, o arka koltukların yatmasıyla da alakalı. Acayip geniş bir alan sunuyor. Şimdi ben burada kendime bir düzeltme yapayım ya. Ben videoda 15 inç demişim ve hiç kimse de beni düzeltmemiş ya. Yani galiba... Ben düzelttim. Valla ben çekimden önce şöyle ne demişim diye bakarken gördüm. Yani 235-60-18. Ben 15 demişim. Şurada kedi gözü var, Amerikan versiyonlarından alıştığımız, evet, ama artık Avrupa'da da bu şekilde kullanıyor Honda CR-V'nin şeyini. Bu renk ne diye geçiyormuş acaba? Böyle gri lacivert gibi değişik bir mavisi var yani. Evet. Üç renkle geliyor. Sedefli, metalik, beyaz ve siyah. Bence üçü de çok güzel. Ben beyazını görmüştüm, bu rengi de gördüm. Siyahı hatırlayamadım. Siyahı galiba Porto'da görmemiştim. Bence klasikten çıkıp değişik bir renk almak için çok da abartılı olmayan ama aracın formunu da güzel gösteren güzel bir renk. Yani ben bunu tercih ederim gibi geliyor. Güzel. Siyah ve beyazdansa. Arkası bence daha da güzel. Hele bu lacivertle kırmızı detaylar çok çok güzel duruyor. Mavi. Aynen, öndeki gibi benim söylemeye çalıştığım işte. Hibrit olduğu için böyle bir mavi dekor. Hibrit. Plug-in hibrit değil. Hibrit bu araç. Evet. Aç bakalım bagaj kapağını elektrikli olarak. Hacmi oldukça geniş. 579 litre yangın söndürme tüpü. Orada da yine bir şeyleri sabitleyebileceğin. Peki buradaki bu yükselti niye var? Altını kaldırabilmen için. Ha. Evet. Aynen öyle. Çok güzel. Evet. İyi düşünülmüş. Şurası bayağı geniş. Evet. Vay ya, buna hiç ihtiyacım olmadı. Bak sen ya diyorsun. Vallahi bak bak bak. Bir daha lastik tamir kitini de görelim. Hop. Onu yani. Evet. Ben görmesem de olur, sen göster. Ebru al sen şu bir anahtarı bakalım. Şimdi şu yandakine bir bas ve bagajı bir yükle. Elin dolu. Bu bana bir tuzak değildi. Yok yok, bu sana tuzak değil. Evet, ve yüklemen bitti. Ben gidiyorum artık. Gidebilirsin. Hiçbir şeye basmadın. Ebru gidiyor. Ve hop. Aferin. Bagaj kapağı. Bunu beğendim. Ebru bunu beğendi. Bu çok güzel. Burada EHEV. Bunun detaylarına geleceğiz. Burada all-wheel drive. Bu egzozlardan bir tanesi gerçek egzoz, bir tanesi fake egzoz. Evet. Ya.
neden o şık dursun diye, denk dursun diye mi? Niye yapılıyor yani? Bence öyle. Yani simetrik. Yoksa yani simetrik olması için açısından. Değil böyle yok. Çok daha kuvvetli bir araba yok, bu yok, çift yok. Egzosu var falan. Hayır yani bence tasarımsal olarak böyle güzel gözüktüğü için. Hadi gel bir de arka koltuğa geç. Öbür taraftan. Aracın içine girince bence renkler önce dikkatimi çekiyor. Koltuklar çok şık, hissi de çok iyi. Ve tavanın açık renk olması ve tabii ki de geniş sunroof sayesinde aracın içi ferah. Zaten hani baş mesafesi de gayet yeterli. Diz mesafesi çok çok geniş. Hatta koltuklar geriye yatabildiği için o size dışarıda bahsettiğim gibi şöyle bir... Oh! Oh! Ay, biraz da sıcak olsa içerse kapıyı kapatabilsek daha iyi olacak. Bu arada aydınlatmalar ne kadar güzel görünüyor. Şöyle çok. Sırtımı düzelteyim sizin için. Şunu açayım. İki tane bardaklık var. Burada Type-C çıkışlar var. Ve çok önemli bir şey. Özellikle çocuklu ailelerin de işine yarayacak şeylerden bir tanesi bu soğuk kış günlerinde. Arka koltuklarda koltuk ısıtma var efendim. Öne geçmeden bir de şunu da göstereyim. Koltuklar sadece arkaya yatmakla kalmıyor. Bir dakika kulağı bulayım. Ve... İnanılmaz. Gel bir iyice öne. Bu kadar aynen. Biliyorum yani artık sıkıştım zaten evet. Neredeyse. Ama ben böyle yaptığında... Böyle de, ben oturabiliyorum bak böyle de. Ya bagajı arkayı ekstra yükleyeceğinde. Doğru. Bayağı oturuluyor yani. Çünkü zaten burada hani rahatsız eden bir şey olmadığı için baksana burada bayağı mesafe var. Bir de yani gerçekten koltuk cepleri falan da çok güzel. O fileler falan yok. Gidiyorum. Kaldım ben. Hadi öne geçiyorum artık müsaadenizle. Kapılar da 90 derece açılıyor. Bu da tabii ki çocuklu aileler için bir avantaj çünkü. Aynen. Hem oto koltuğu, indir bindir şeyleri. Çok iyi yani hakikaten bu önemli bir detay. Mutlulukla içerideyiz. İçerisi daha sıcak olduğu için. Burada ilk ilgimi çeken şey tabii ki de olmayan vites kolu ve vitesin farklı kullanım şekli. Buradaki telefon şarj ünitesi ve yanında da eşya gözü olarak kullanabilecek ve buralarda da bir sürü şey var. Geniş bir torpido var. Üzerinde şu parçanın kol olması da... dayamanın içi bayağı geniş. Evet. Ay, torpido diyorum. Kol dayama var. İçi geniş olduğu kadar şu küçük parça da hani oynayabilen. Benim hoşuma gidiyor. Böyle şeyler çok beni alıyor. Power diye açılıyor. Yani arabaya güç veriyorsunuz. Start stop diye değil. O da ilgimi çekmişti. Şimdi bu soğuk kış gününde tabii belki ilginizi çekmeyecek. Çünkü burada koltuk ısıtma çalışıyor. Ama bakın sıcak yaz günlerinde ararsınız. Burada bulursunuz. Koltuk soğutma da var. Bence çok iyi. Çünkü normalde hele deri koltuklara oturulamıyor. Tabii canım yazın oluyor. Oturamıyorsun ya. O yüzden. Empati yapmak zor tabii bu tip bir havada yani evet, bu soğukta. Aynen o yüzden söyledim bu soğukta onu düşünmezsiniz diye. Güzel bir ekran var ortada. Burada head-up display var. Ben pek kullanmaya alışamadım head-up display'i. Sen kullanıyorsun. Ben çok kullanıyorum canım. O olduğu zaman direkt oradan takip ediyorum. Carwiser dedi ki 11 tane airbag varmış. Bu da güvenlik açısından çok önemli. Çünkü hani hem... Ön koltuktakiler birbiriyle çarpışmasın diye burada. Ortadan çıkan olsun, diz korumalar aynen. Olsun falan. Bunlar önemli. Ondan sonra sen Bose, anlat, ben gösteriyorum. Bose evet. Hoparlörler var değil mi? Doğru. O da 12 tane miydi? Doğru. Şunlar ne? Bunlar niye onlar... hiç ilgimi çekmemiş? Nasıl? Aa, burasına hiç bakmamışım. Ebru şaşırttın bizi. Aa, çok güzel. Arı şey evet, bal petek bal peteği yani. Gibi doğru. Evet, arım balım peteğim. Onu da beğendim. Her şeyi beğendim. Sürüşe geçtiğimizde esas motorla ilgili aklımda bilgiler var. Onları anlatacağım. Onlar için heyecanlıyım ama ben sürmeyeceğim. Gel o zaman motoru bir gitmeden de bir görelim. Bak şuradan bir aç lütfen. Farkını bak, göreceğiz mi? Evet şuradan bir aç. Şurada evet bak. Ya normal motoru açtığın yerde Ebru uzansana sol ya, alt. Ya kim ne zaman normal motoru açmış? Şunu mu diyorsun? Evet. Şurada dedikçe ona uzanmıyorum. Onun farkındayım orada tamam. Olduğunun. Tamam hadi aç gel. Evet. Sıcak. Kimde olsam girerim. Ebru kış çekimlerimiz direkt soğuk sıcak üstüne. Evet aynen. Evet bak burada seni açıp göstermek istediğim şey şuydu. Neydi? Çünkü bu, ben hep baktığım için bu benzinli motor. Farkı. Bu evet. Benzinli motor biliyoruz yani kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Tamam. İzleyiciye de gösterelim işte bak bu benzinli motorumuz tamam mı? Şurada da elektrik motorumuz var ve bu gördüğün turuncu kablolar. Hı-hı. Genelde bunlar hani elektrikli otomobillerden tanıyoruz ama hı-hı. Böyle benzinli bir otomobilde
otomobilde de bunu görürsen bil ki o araçta bir elektrik desteği var. Yani bir hibrit olur, bir plug-in hibrit olur. O detaylar burada. Fazladan bir şeyler var yani. Evet, aynen öyle. Şu ne? Güç detay... Ah, o yağ çubuğu. O turuncu, başka bir turuncu. Bu akü herhalde. Evet, bravo. Diğer detaylara içeride geçeceğiz. Motor teknik verilerini ama... Şu ne? Şöyle bir göstermiş silecek olun. Silecek suyu. Silecek suyu. Var mı yerinde mi? Şu ne? Hangisi? Şu. O da fren hidroliği. Aman her şeyi de bil. E tamam artık şimdi sen de. Yani hadi gidelim. Kapatma. Bu arada evet amortisörlü kaputumuz çok da rahat kalkabiliyor. Kim kullanıyor? Sen. O zaman ben direksiyona geçiyorum ve yola çıkıyoruz. Yola çıktık. Ebru, buraya kadar ağzına sağlık. Vallahi dışarıda çok güzel anlattın her şeyi, içeriği de. Biraz tabii ben direksiyon başına geçince nelerle karşılaştığımızdan, yani yola çıktığımızda nelerle karşılaştığımızdan bahsedeyim. İlk olarak tabii motoru ilk çalıştırdığında benzinli motorla çalışıyor ama en kısa sürede, ki şu anda bizim pillerimiz bayağı dolu bir durumda, hemen EV ibaresi çıktı ve elektrikli olarak ilerleyebiliyoruz. Güç verilerini kısaca geçeyim. Yani bu araç hem benzinli hem elektrikli motorla birlikte 184 beygirlik bir güç üretiyor. 335 Nm'lik bir tork üretiyor. CVT yani sürekli değişken oranlı bir şanzımanı var. Yakıt tüketimi bayağı düşük. Fabrika verisi 6.9 ki onu aslında ilerleyen kilometrelerde söyleyecektim ama söylemişken biz aracı yaklaşık 350 kilometredir kullanıyoruz ve 6.9 litrelik bir tüketim ortalaması var. Çok bizim iyi. Kullanımımızla aynen öyle. 5 gündür kullanıyoruz. Şehir içinde de kullandık. Otoyolda da kullandık ve fabrika verisini yakaladık buna hiç de dikkat etmeden. Bunun aşağısına inebileceğini şöyle söyleyeyim. Yani ilk arabayı kullanırken hani ilk başlarda sıfırladıktan sonra biraz dikkat ettiğimde bayağı 4-4.5'larda da geziyordu. Onun için biraz efor sarf etmek gerekebilir ama fabrika verisindeki bu tüketim değeriyle gezmek bence çok çok iyi. Yani tevazu gösterme gerçek zannederler. Hı. Tabii ki de senin kullanımının da bir etkisi varmış demek ki 4-4.5'lara kadar inebildiğine göre. Onunla ilgili soracağım şeyler var sana. Biraz buyurun. Motordan ben bildiklerimden anlat, bir bahsedeyim. Anlat, sen bildiklerini anlat. Şimdi ben her zamanki gibi yani biraz daha katalog bilgilerini paylaşmış oldum. Sen benim gibi standart bir insanın evet, anlayacağı şekilde. Pek konuyla ilgisi olmayan bir insanın da anlayacağı şekilde artık mecburiyetten 8. seneye geldik. İlgimiz oldu yani bu videolar ilk başladığından beri ama hibrit motor ne şekilde işliyor? Dışarıdan şarj edilmiyor bu motor. Ama içinde, kendi içinde çok kısa sürede kısa bir mesafeyi gidebilecek kadar kendini şarj ediyor. Bu da işte yokuş inerken olsun, araba durduğunda olsun, fren yaparken olsun, dururken olsun. Araba kendini şarj ediyor ve sonra da kısa bir mesafeyi o elektrikli motorla gidiyor ama esas katkısı yani bu yakıt tüketimine büyük bir katkı sağlıyor ama esas katkı araç en çok enerji harcadığı, en çok yakıt harcadığı, en çok kendinden yediği zaman yeniden kalkmaya çalıştığı zaman şu arabada. Şu an olduğu gibi mesela bak katıklı rampada olmamıza rağmen bu 1,5-2 tonluk araba tamamen elektrik motor bu vasıtasıyla. Bu kalkışı tamamen elektrik motorla yaptığı için yakıt tüketimine acayip bir katkı sağlıyor. Yani doğru. Onu da daha insanların kafasında oturması için şu şekilde sana sormak istiyorum. Bu 2 litre benzinli bir araç normal şartlarda bir depo yakıt ile kaç kilometre gider menzil? Ve şimdi Honda CR-V'de EHEV teknolojisi evet. Sayesinde o bir depo yakıtla kaç kilometre gidebiliyor? Şöyle, bunun özelinde değil de daha basit rakamlarla söyleyeyim. 50 litrelik bir deposu olsa, 2 litrelik benzinli bir araç bu boyutta yani bu segmentte bir SUV yaklaşık 10 litrelerde falan yakıt tüketir. Biz 6-9-7'lerde geziyoruz. Şimdi 50 litrelik bir deposu olsa 500 kilometre gider düz bir hesapla. Fakat bu 7 litre yaktığı zaman 700-750 kilometrelerde bir menzil gidebiliyor. Düşünebiliyor musun? Ve bu yani senin tutumlu kullanman, benim berbat kullanmamla falan... Ben zaten zalim. Laf olsun diye sen, söyledim. Sen biraz zalim. Ben laf olsun diye söyledim. Ben de hemen düştüm. Evet, sen ben de hemen düştün. Yani benim tutumsuz... Biraz haşinsin gaz pedalına da o yüzden. Evet. Benim tutumsuz kullanman bana ya da rağmen. Senin tutumlu kullanman değil yani bu aradaki fark yaratan. Araba zaten
yani daha doğrusu motor zaten, sistem zaten yeterince kendi içinde akıllı ve bunu kendi kendine yapabiliyor. Sürücünün kim olduğundan bağımsız. Çok doğru. Yani o kendisi bütün ayarları. Hatta bak şuradan akışı da gösterelim. Evet. Yani bu arada bu her stop ettiğinde aracı mevcut sürüş diyor. Bak şu anda 5.9 litrelik bir tüketimle gidiyoruz. Burada da bütün akışı görebiliyorsun. Yani şu anda EV yazıyor zaten göstergede ve pillerimiz yarının üstünde dolu olduğu için gördüğün gibi burada 4 çeker sistemi neticesinde de gücü 4 tekerleğe birden aktarabiliyor. Şimdi bak mesela yokuş aşağı inerken de ön tekerleklerden kazanılan o kinetik enerji yine pilleri bak 1-2 kademe daha doldurdu ve bize ekstra bir menzil sağlayacak. Kısır döngü var aslında iyi anlamda. Doğru. Yani dol, boşalt, dol, tekrar dol, evet, ve onu kullan falan. Şimdi bir spor moda geldik. Dur, hazır şuraya gelmişken bir 0-100 yapalım. Çünkü Porto'da yapacak fırsat olmamıştı. Fabrika verisi... Garipçe'de olur. Olur. Garipçe'de yerim var. Olur. Garipçe'de net. Fabrika verisi 9,5 saniye. Yerler burada biraz ıslak. ESP'yi falan da kapatmadım. Sadece spor moda aldım. Ve duruyoruz. Ve kalkıyoruz. Güç geldi. 60, 70, 85, 90... 100. 112, 115, evet. 118, 119. Aynı zamanda o elektrik motor işte sadece o hani kalkışlarda veya belirli süreçlerde yapıyor ama burada da işte o maksimum gücü ve maksimum torku vermek için de benzinli motoru destekliyor. Tabii ne izleyiciler ne sen anlayamamışsındır ama demin de kalkışta ilk tahrik, İlk hareket yine elektrik motorla oldu. Sonra benzinli kuvvet. Motor çalıştı. Benzinli motor girdi. Aynen devir çevirmeye başladı ve elektrik motoru da tekrar ona bir güç verdi. Yani ben tabii burada ayağımın altında bunları biraz daha fazla hissedebildim. Bu iki motorun kombine çalışması neticesinde de böyle bir performans ortaya çıkıyor. Yalıtım da iyi değil mi arabada? Gayet iyi. Arttırılmış yani bir önceki nesille bunun arasında hem yol hem rüzgar yalıtımı bayağı artmış. Bunu mesela Porto'da da çok deneyimleme imkanım olmamıştı ama burada hani 350 kilometredir 5 gündür kullanıyoruz ve bunu çok daha iyi gözlemledim. Yani hakikaten hissedilir bir yalıtım farkı var. Süspansiyon nasıl arabada? Valla ben bayağı başarılı buldum. Çünkü hani araba 10 santim uzamış dedik. Aks mesafesi 4 santim büyümüş dedik. Bunun neticesinde tabii aks açıklığı artınca zaten konforda da bir artış söz konusu oluyor. Şu anda zaten geldik bak mesela kasis geçişine. Buradan bile yani darbelerin çok iyi sönümlendiğini hissedebiliyorsun. Şehir içi kullanımda da yani ben engebeli yollarda da gayet başarılı buldum Honda CR-V'nin sürüş özelliklerini. Araç şu anda satışta mı? Satışta. Bize kaça olur? Sana mı kaça olur yoksa genel yani liste fiyatını mı soruyorsun? Ben de genel liste fiyatı arasında çok sana, fark olacak. Sana olacağım. Bir şey olur şimdi sen alırım dersen sen şimdi. Sen yapacaksın indirim. Orada bir şey yapacağız. Orada bir konuşacağız. Pazarlığa gireceğiz. Şu anda 3 milyon TL'lik bir fiyatla satılıyor. Tek motor, tek donanım. Yani bu bizim kullandığımız Honda CR-V EHEV Advanced donanım paketiyle tüm gördüğün her şey yani bu koltuk ısıtma, soğutma, cam tavan, elektrikli bagaj, anahtarsız çalıştırma, kablosuz şarj, aklına gelen ne varsa 18 inçlik jant, deri koltuk hepsi 3 milyon TL'ye satılıyor şu anda. Nasıl buldun? Zaten standart bir C-SUV ne kadara satılıyor ki? Yani C-SUV'nin fiyatı yerine bugün C-Hatchback bir otomobil bile 1 milyon TL. Bence bunun üstünden gidelim. Yani seninle çektiğimiz 1 milyon TL'lik araba aldım videosunda 7 serisini konuşuyorduk. Bugün C-Hatchback ve yerli bir otomobil 1 milyon TL'lerde. Şimdi bu araçtaki bir dezavantaj, fiyatındaki dezavantajı söyleyeyim. O da şu. 2 litrelik benzinli motorlu bir hibrit olduğu için %130'luk ÖTV dilimine giriyor. Bu da fiyatının tabii artmasına. Görece olarak artmasına neden oluyor. Ya bir kere şunu düşün. Bir ürünü yüzlük biriminin %30'u kadar bir vergi almak. Bir de bunun üstüne yani toplamından bir de %20 KDV'si var. Bak ona girmiyorum. Ama
Yani bir ürün işte X bir ürün. Yani X bir ürünün %130'u kadar ÖTV veriyorsun. Bu hoş değil. Yani sonuçta bunlar teknolojik, çevreci, daha düşük yakıt tüketimi, evet, daha düşük emisyon sunan araçlar olmasına rağmen bunlara bir destek olmaması insanı üzüyor. Ama yine de baktığımız zaman sunduğu özelliklerle, demin saydım bir daha tekrarlamayayım yani. Avantajlarıyla yani. Evet, yani avantajlarıyla, özellikle düşük yakıt tüketim değerleriyle kullanıcıya çok büyük bir avantaj bence sunuyor. Bence çok büyük fark. Kesinlikle. Bu söylediğim, yani 2 litrelik bir benzinli bu boyutta bir SUV'nin 10 litreyi ben iyimser söyledim. Yani sen onu 12-13'te kullanırsın. Onu da bir... Hep benim üstümden yürüyemez ama bu hikaye. Hayır, yürüyemez de yani yine de onu da söylemiş olalım. 6 yıl, 150 bin kilometre garantisi var. Evet. Bir de şey enteresan, o bilmiyorum yani başka araçlarda da oluyordur muhtemelen. Zaten bu ayarlanabilir bir özellik de. Hangisi? Hani... Ben hep dışarıda kaldım, sen hep aracın içine girebildin, evet, onu da bir anlatayım. Ya o mesela güzel bir özellik. O şu anda, bak Apple CarPlay var mesela, onu da buradan görmüş olduk. Biz tekrar güç akışına gelelim. Kablosuz Apple CarPlay bu arada, söylememiştik. Onu görmüş olduk. Adaptive güzel bir falan, onları da söylemek tabii, ister misin? Ya onları da aslında ben Porto'dayken anlatmıştım. Yine Allah, yani Porto. Yine ne yap... giden var, gitmeyen var Ebru'cum yani, evet, ne yapalım? Orada anlatmıştım Honda'nın bu Sensing 360'ının bu araçta tüm özelliklerinin sunulduğunu. Portekiz'in Porto mu? Portekiz'in. Aynen. Evet. Yani bayağı ön çapraz trafik asistanına kadar her şey var. Hatta şunu söyleyeyim, dur sen sorduğun şeyi unutmadan bak. Buradan şu anda hızımız biraz yüksek diye görmüyoruz ama bak. Ah evet, bu çok güzel. Bu çok güzel. Çünkü... Sağ sinyal verdiğiniz zaman kör noktada, yani şöyle sinyal verdiğiniz zaman buradan kamerayı açıyor. Ama isterseniz buradaki sinyal kolundan düğmeye basarak bunu sürekli yağmurda açık tutabiliyorsunuz. Yağmurda falan acaba nasıl, ya da böyle buğulandığında yağmurda, mesela ayna. Aynanın altındaki kamera o buğulanmıyor, kirlenmiyor, i̇şte bu şekilde gösteriyor. İşte o çok iyi, çünkü benim aynalarım sık sık buğulanıyor, evet, ve aynadan göremiyorum. O yüzden bu özellik de beni alır. Bu çok güzel. Şu anda tabii bak orman yolundayız, bir şey ifade etmiyor ama normal 2-3 şeritli bir otoyolda gittiğin zaman burada hakikaten diğer yan şeritleri görüyor olman, arkadakinin mesafesini görüyor olman bence gayet güzel. Güzel, bir de şunu şu da kilit göstereyim. Şeyini de anlatacak mısın? Heh, kilitti. Anlatacağım, onu anlatmadan bak şu... Daha şehir içi süratlerde de burada bu şekilde kamerayı açabiliyorsun. Şehir içinde de işte, hı hı, daha geniş yanlarını görebiliyorsun. Yani bu mesela, hı hı, dört çeker bir araç. Arazide de hem sağını hem solunu, hı hı, görebilmen için çok çok güzel avantajlar. Yani sen sonuçta Instagram'da bunun videoları falan bile dönüyor. Yani sen kapıyı açıp buradan binerken arkadan bir şeyini çalabiliyorlar veya çantanı koyuyorsun oradan alabiliyorlar gibi durumlar olabiliyor. Bunda mesela sen kapıyı açtığında sadece sürücü kapısını açma özelliği var. Tabii ki istersen ayarlayabiliyorsun dört kapıyı da açsın hepsini diye ama şu anda bu şekilde ayarlı olduğu için ben her bindikten sonra buradan tekrar açmam veya kilidi iki kere basmak falan gerekiyordu. O da kesinlikle güvenlik anlamında sunulan güzel özelliklerden bir tanesi. Genel olarak arada, beğendik zaten. Bu arada tüketimi de bak 6.8'e düşürdük. İyi bir aile aracı diyebiliriz değil mi bunun için? Diyebiliriz. Ben arka genişliğine, arkadaki diz genişliği, ileri geri kayabiliyor olması, yani öne aldığında bile diz mesafesi geniş, arka sırtlıkların inanılmaz derecede yatabiliyor olması, yani sadece aile pardon, diye değil, yani makam kullanımında bile arkada çok rahat oturursun, evet, uzun yola gidebilirsin. Yani aile aracını o genişlikten dolayı dedim ve de sunduğu işte bu yakıt tüketimiyle alakalı olan avantajlarından dolayı dedim. Ben beğendim. Ben de beğendim. Yani çok oyuncaklı, çok gösterişli değil belki bazı yerleri. Neden ya, böyle vites mi olur bayağı oyuncak. Doğru söylüyorsun ama yani ne bileyim son dönemde koltuk, hani soğutma, çok... Koltuk soğutma, koltuk kısmı, her şey var. Yani tamam her şey var da üçüncü ekran yok, şu yok, i̇şte bu yok. İşte onlar benim için işi biraz komplikeleştiriyor. Ben onları kullanmadığım için ama... Kullandığım bir şey var. Ne? Çocuklu aileler beni anlar. Şuraya hem gözlüğünü koyabiliyorsun. Evet. Ama ayrıca şuradaki aynadan çocuklarını kesebiliyorsun. Sadece çocuğun değil artık, kim kesmek istiyor ona ben karışamam. Güzel, hakikaten bu da güzel bir özellik. Tipi de güzel arabanın. Bir de ben şey söyleyeceğim sana. Hem iki tane çocuk koltuğu takılıyken arkada, ortada oturdum. Evet. Hem de dün üç kız oturduk arabanın arkasında. Şaft tüneli çok alçak olduğu için çok rahat ve genişliğinden de dolayı orta koltukta oturmak da çok rahat. Bayağı standart tek kişilik yer var yani orada. Güzel söyledin, onu da bak.
Ben onu deneyimlememiştim mesela. Arkada 3 kişi oturmamıştım. Süper. Ağzına sağlık. Bence nefis oldu. Umarım sizin için de keyifli, güzel, bilgilendirici olmuştur. Her zamanki gibi yorumlarınla videoya renk kattın Ebru. Çok teşekkür ederim beni ağırladığı için Carwiser'a. Ne demek? Her zaman. Kapımız şimdiden, her zaman açık. Yoğun ajandan da vakit bulabildikçe seni her zaman görmek istiyoruz. Şimdiden mutlu seneler. Bilmiyorum bundan sonra başka bir Carwiser videosunda bulunur muyum? 2024 gelene kadar. 2023 aratmasın. Evet. Umarız güzel bir 2024 olur. Umarız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.